Herkese merhaba. Bu dersimizde ismi de üzerinde olan CSS özelliği important'ın bir CSS kelimesi olan important'ın ne demek olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Bu oldukça sık kullanılan ancak yaygın olarak kullanımın neden olduğu, niye kullanıldığı bilinmeyen bir CSS kelimesi. Daha doğrusu belli CSS özelliklerinin önemini belirleyen bir kelime. E, o zaman bu important ne demek? Bunu incelemeye başlayalım. Tabii bunu bir incelemeye başlamadan önce bazı temel bilgileri bilmemiz gerekiyor. Önceki kimin dediği olur? CSS'teki e, bu dersimizin içeriğindeki en önemli sorumuz bu. E, harici bir dökümanın mı dediği olur? E, yoksa bütünleşik bir harici bir dökümanda olan bir stil tanımının mı dediği olur yoksa bütünleşik bir dokümandaki bütünleşik olarak atanmış olan bir stilin mi dediği olur. Şimdi yukarıdaki örneğimizde harici doküman içerisinde ya da doküman içerisindeki style etiketleri arasında belirlenmiş olan bir H1 etiketine e, bir renk atanmış, sarı bir renk atanmış. Bütünleşik stilde ise bu H1 H1 etiketine bütünleşik stil olarak bir gri renk atanmış. Şu anda belki birçoğumuz bütünleşik stilin dediği olur diye düşünüyor olabiliriz. Evet ilk baktığımız zaman gerçekten bu şekilde ama bu dersin amacı da bu. Biz bunun farklı bir şekilde cereyan etmesini, farklı bir şekilde neticelenmesini sağlayabiliyoruz. Bunu bilmeden bunu bilmiyorsak, imported'ın ne işlerini bilmiyorsak, tabii ki şu andaki durumda bütünleşik stiller Harici veya da döküman stillerinin e, üzerine yazarlar ve bütün stiller gösterilecektir. Ama bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi üç tip CSS döküman türü var aslında. E, genellikle CSS dediğimiz zaman hepimizin aklına bir tip döküman geliyor. O da bizim yazmış olduğumuz CSS. Ancak e, böyle değil. E, tarayıcıların her tarayıcının kendisine ait bir CSS ...dökümanı var ve bunun içerisinde belli tanımlamalar var. Bunu farklı tarayıcıları kullanıyorsanız hissedebilirsiniz. Örneğin farklı tarayıcılar farklı metin boyutlarında içerikleri gösterebilirler ya da farklı renklendirme ya da farklı padding ya da margin değerlerine sahip olabilirler. Bunun zaten önüne geçmek için reset.css diye dosyalar var. Ee, ama bu başka bir dersin konusu. bunda ilerleyen bir günde e, sizlerle beraber incelemeye çalışırız. O zaman üç tip var. Tarayıcı, kullanıcı ve geliştirici. Tarayıcı biraz önce anlattığım gibi her tarayıcının kendine ait bir CSS dosyası var. Kullanıcı ise e, tarayıcılar, çoğu tarayıcı kullanıcılar tarafından tanımlanabilen ekstra CSS kuralları tanımlayabiliyor kullanıcıları özellikle bunlar accessibility için önemli olan şeyler. Örneğin varsayılan olarak her link bildiğiniz gibi mavi, lacivert tonunda gözüküyor ama bunu desteklenen bir tarayıcıda kullanıcının bütün web siteleri için kırmızı olarak gösterilmesi ya da daha büyük gösterilmesini sağlayabiliriz. Üçüncüsü de bizim en çok bildiğimiz ve kullandığımız geliştirici ya da yazarlar tarafından o web sitesine ait olarak üretilen CSS dökümanı. Şimdi biz öncelikle Çoğunlukla geliştirici stilleri üzerinde e, inceleyeceğiz e, bu işlemi. Ve bir HTML'e üç farklı şekilde CSS'i etkileştirebiliyoruz. Bunlardan ilki inline stiller yani bütünleşik stiller. Bunları e, herhangi bir etikete, e, style özelliğini kullanarak CSS özelliklerimizi ekleyebiliyoruz aşağıda görüldüğü gibi. Diğer bir yöntem ise header stilleri, doküman bazlı olarak bunları atayabiliriz. Döküman bazı olarak atamak istediğimiz zaman dökümanımızın head kısmının içerisine style etiketi açıp kapatarak içerisine sanki harici bir dokümanda CSS tanımı yapıyormuş gibi CSS tanımımızı yapabiliriz. Diğer bir yöntem ise external stiller yani harici stil dosyaları kullanmak. Bunu da dokümanımıza eklemek istediğimiz zaman dokümanımızın head kısmında link etiketini kullanarak Rel özelliğiyle style sheet, href diyerek de bu CSS dosyasının nerede olduğunu belirtiyoruz ve bunu dökümanımıza e, harici olarak ekleyip ilgili CSS kurallarının dökümanımızda aktif olarak kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Peki tarayıcı stilleri ile geliştirici stilleri çakıştığı zaman ne oluyor? Kimin dediği oluyor? İşte bundan sonraki slaytlarda bunu öğrenmeye çalışacağız. Important nedir? CSS kurallarının önceliğini belirleyen bir anahtar kelimemiz var. Bu kelimemizin ismi ünlem important. Bu kelimeyi kullanmadığımız zaman öncelik normal olarak belirleniyor. Bu kelimeyi kullandığımız zaman herhangi bir CSS kuralının önceliğinin normalden daha fazla olduğunu belirleyebiliyoruz. Aşağıdaki örnekte bir H1 CSS tanımı var. Bu H1 CSS tanımı içerisinde color özelliğinin ...belli bir sarı renk verilmiş ve bunun important olduğu belli edilmiş. Bu important diyerek bunun bazı CSS kurallarından daha öncelikli, daha e, önemli olduğunu belirtiyoruz. Peki uygulama sırası nasıl? Birkaç tane stil gördük, birkaç farklı stil olduğunu söyledik. Bunlar nasıl uygulanıyor? Öncelikle tarayıcı stilleri uygulanıyor dokümana. Daha sonra normal e, önceliğe sahip olan kullanıcı stilleri uygulanıyor... Daha sonra bizim geliştirici stillerimiz uygulanıyor. Yani döküman o siteye ait olan CSS kuralları etkileşiyor. Ee, ve tabii ki bu sıra içerisinde yukarıdan aşağıya doğru geldiğimiz zaman alt taraftaki kurallar üst taraftaki kuralların üzerine yazıyorlar. Bundan hemen sonra geliştirici stilleri ama important önceliğine sahip olanlar uygulanıyor. Ve en sonunda kullanıcı stilleri important özelliğine sahip olanlar dokümanın üzerinde uygulanıyor. Buradaki her şey en üstten en alta gidecek şekilde belirlenmiş. Peki CSS kurallarımızın kaynağı aynı ise yani tarayıcı, kullanıcı, geliştirici içinden herhangi bir tanesinde örneğin benim bir geliştirici CSS'im var yani o web siteme ait olan bir CSS dosyam var. Bunun içerisindeki e, bu CSS dosyasının içerisinde çakışma var. Nasıl olabilir? Örneğin bir bütünleşik stil Harici bir CSS dosyası içerisindeki bir stil ile çakışıyor olabilir. Bu durumda kimin dediği olur, hangi CSS kuralı diğer CSS kuralının üzerine yazar. Burada şöyle bir kuralımız var: Bütünleşik stiller her zaman en güçlü olan stiller, bunun hemen sonrasında gelen stil türü, ID ile atanmış olan stiller, hemen sonrasında sınıfla yani class atanmış olan stiller, hemen sonrasında da etiketle atanmış olan stiller geliyor. Dolayısıyla bir dokümanın içerisinde eğer bütünleşik bir stil kullandıysanız harici doküman içerisinde kullanmış olduğunuz stil özelliği o dokümanı etki etmeyecek. Inline olarak kullanmış olduğunuz stil, harici olarak kullanmış olduğunuz stil tanımının üzerine yazacak. Bu tabii ki şu ana kadar demiş olduğum şey CSS özelliğinin, CSS kuralının önceliğinin normal olduğu durumlarda. Şimdi farklı bir şekilde bu olayı görmek için Dreamweaver'a e gidelim ve neler yapabileceğimizi, bu sırayı nasıl değiştirebileceğimizi görelim. Dökümanımı inceliyorum. Dökümanımın içerisinde bir H1, bir başlık 1 var. Ve bunun içerisinde Merhaba Dünya yazıyor. Ve stil kısmında da bir renk atanmış, gri bir renk atanmış. Ve bu dökümanıma harici bir stil dosyası atanmış. Bu stil dosyası da CSS klasörü içerisinde style.css dosyası. Ve burada da dökümanım içerisindeki eş bir renginin farklı bir renk olarak belirlenmesi istenmiş. Kırmızı bir renk olarak belirlenmesi istenmiş. Bu dökümanımızı bir test edip deneyelim. Dökümanımızı denediğimiz zaman denemeden önce şunu bir kendi içimizde karar verelim. Acaba buradaki rengi mi göreceğiz? Buradaki rengi mi göreceğiz? Prezentasyondaki slaytlara göre baktığımız zaman ki doğru olan da o inline olarak, bütünleşik olarak atanmış olan stiller her zaman harici atanmış olan stillerin üzerine yazacaktır. Dolayısıyla şu andaki H1'imizi yani başlık birimizi gri renkte göreceğiz. Dokümanımızı test edelim. Evet, testimiz sonucunda tahmin ettiğimiz gibi başlığımızı gri renkte görüyoruz. Ancak şu anda farklı bir öncelik belirleyerek dokümanımızın daha farklı bir şekilde gösterilmesini sağlayabiliriz. Yine tekrarlayalım, inline bütünleşik stiller her zaman harici stillerin üzerine yazarlar. Ancak bu durum her ikisinin de önceliği important olduğu zamandır. He, pardon, her ikisinin de içeri, e, önceliği normal olduğu durumlardadır. Eğer harici stilimizin içerisindeki CSS tanımımızın önceliğini important olarak belirlersek, şu anda color özelliğinin önceliği important olarak belirliyorum. Böyle bir durumda harici döküman içerisindeki CSS tanımım inline yani bütünleşik olarak yapmış olduğum CSS tanımımın üzerine yazacaktır. Ve şu anda içeriğimizi kırmızı olarak göreceğiz. Evet. Başlığımızı kırmızı olarak gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.